Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyiciler, muhakemat okumalarına inşallah devam ediyoruz. Geçenki bölümde son cümleyi tekrar hatırlayalım. Ne demiştim? İşaret bu mukaddemenin üssül esası budur ki, Sani Zülcelal'in hilkati alemde cari ve taksimul amal kaidesinden akan kanunu tekemmül ve terakkide mündemiç olan rıza ve işaretinin imtisali farz iken itaat tamam edilmemiştir. Yani bu mukaddemeden neyi kastediyorum diyor. Bunun esası ney? Allahü Teala'nın şu kainatta bir koymuş olduğu sünnetullah var. Bir kuralı, kaidesi var. Ne o? Taksimül amal. Yani iş bölümü. işte varlıklar arasında iş paylaşımı diyelim. Bu kaide kanunu tekemmül ve terakki yani ilerleme, gelişme için ve rızası burada. Ve biz diyor bunu yapmamız farz iken itaat etmedik. Bu itaat tamamına ermedi demişti. Şimdi buradan devam edeceğiz. Ne diyor? Şöyle kaydeyi i taksimül amali muktezi olan hikmeti ilahiyenin deste inayetiyle beşerin mahiyetinde ekmiş olduğu istidadat ve müyulatla şeriat-i hilkatin farzul kifayesi hükmünde olan fünun ve sanayin edasına bir emri manevi vermişken sui istimalimiz ile o istidattan tevellüt eden meyle kuvvet ve medet verici olan şevki bu hırsı kazip ve şu reis-i riya olan meylü tefevvuk ile zayi edip söndürdük. Kaide neydi? Taksimül amal. Yani iş bölümü, iş paylaşımı herkesin bir işte, bir meslekte, bir fende, bir ilimde ne yapması, ihtisas yapması, uzman olması, işte bunu muktezi olan yani bunu gerektiren hikmeti ilahiyenin deste inayetiyle, lütfuyla, yardımıyla, beşerin mahiyetinde ekmiş olduğu, beşerin yapısında, yaratılışında yerleştirdiği istidadat, yetenekler, yani Allahü Teala insana vermiş olduğu yetenekleri iş paylaşımına göre vermiştir diyor. İnsan her şeyi bilemez, her şeyi yapamaz. Ancak bir kısmını yapar, bunu gözü, kulağı, aklı, kalbi hepsi bunu destekliyor diyor. Yani ona göre yaratılmış. Ve müyulatla, meyilleri, arzuları ile şeriat-ı hilkatin, yaratılışın şeriatı. Bakın yaratılış şeriat derken yaratılıştaki kurallar. Yine biz buna sünnetullah diyeceğiz, adetullah diyeceğiz. Evet fıtrat diyeceğiz. Farzul kifayesi. Evet o yaratılış şeriatının farzul kifayesi. Yani herkes yapmadığı zaman mesul, birileri yaptığı zaman kurtulur. O farzul kifayesi hükmünde olan fünun ve sanayin edasına. Evet fenler, sanatlar, ilimler farzu kifaye. Hepimiz doktor olmak zorunda değiliz. Birileri doktorluk yapacak o farz kifaye olacak ama hiç kimse yapmasa bu sefer hepimiz günah işlemiş oluruz. Çünkü bir birileri onu yapacak. Farz-ı kifaye hükmünde olan fenler, o sanatların edasına bir emri manevi vermişken yani işte işleri paylaşın diye sanki manevi bir emir vermişken neyle? İnsanın işte yetenekleriyle, insanın yaratılışındaki özellikleriyle. E, çünkü insan arkayı göremez. Arkayı görmesi için başka bir insana ihtiyacı var. Veya insan e, bir anda her şeyi yapamaz. Ba o anda başka işleri yapması için başka insana ihtiyacı var vesaire. Ee, bunu, bunu, bu da nedir? Emri manevi. Vermişken sui istimalimiz ile yani kötü kullanmamız ile o istidattan tebellüt eden, o yeteneklerden doğan meyle kuvvet ve medet verici olan şevki ki şevk de vermiş Allahu Teala. Bu hırsı kazip ve şu re'si riya olan yalancı bir hırs ve tam da riyanın yani gösterişin esası olan üstün gelme. Ya ben her şeyi yaparım, ben bilirim, ben onu da bilirim gibi o üstün gelme arzusuyla zayi edip söndürdük. Elbette isyan eden cehenneme müstehak olur. Biz de bu hilkat denilen şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehennemi cehil ile muazzep olduk. Bu azaptan bizi kurtaracak taksimul amal kanunuyla amel etmektir. Zira seleflerimiz taksimul amalin ameliyle cinan-ı uluma dahil olmuşlardır. İsyan eden yani Allahu Teala'nın koymuş olduğu fıtri kanunlara, yaratılış kanununa karşı çıkan cehenneme müstahak, olur. Biz de bu yaratılış denilen şeriatı fıtriyenin yani fıtratın evamirine, emirlerine imtisal edemediğimizden, tutunmadığımızdan, yapışmadığımızdan Cehennemi cehil ile, cehalet cehennemi ile muazzep olduk, azaplandırıldık. Bakın yani iş paylaşımı yapmadık. Hepimiz aynı ilimleri, hepimiz aynı sanatları, hepimiz aynı konuları öğrenmeye çalıştık. Ve her konuda sanki her şeyi bilmemiz gerektiğini düşündük filan. Ve bu azaptan bizi kurtaracak olan taksimül amal, iş bölümü, kanunuyla amel etmektir. Zira seleflerimiz... Önceki alimlerimiz taksimül amalin yani iş bölümünün, iş paylaşımının ameliyle e, o ulumların, ilimlerin cennetlerine girmişti. Mesela e, fıkıh alimi diyoruz. Tefsir alimi e, diyoruz. Mantık alimi, belagat alimi diyoruz. E, i̇şte bir zemahşeriden bahsederken işte belagat aklımıza geliyor. İmam İmam şafi'den bahsederken fıkıh aklımıza geliyor. E, gibi gibi taftazani derken işte akait, itikad aklım yani o alimler o, o iş paylaş iş bölümünü farklı alanlarda ihtisaslaşmayı başarmışlar ve ilimlerin cennetlerine ulaşmışlar. Hatime bir gayrimüslim yalnız mescide girmekle Müslüman olmasına kafi olmadığı gibi tefsirin veya şeriatın kitaplarına hikmet veya coğrafya veya tarih gibi bir fennin meselesi girmesiyle tefsir veya şeriat olamaz. Ha şimdi tefsirlere illaki geçenki bölümde söylemişti başka ilimler girecek. işte biyoloji girecek filan. o başka ilimler girdi diye o ilimlerde de tefsirin kesin dediği, efendim mutlak doğru dediği bilgiler sınıfından yer almaz. Çünkü o bilgiler de zamanla değişecektir, yenilenecektir. Çünkü hepsi e, keşiflere e, açıktır, yorumlara e, açıktır. Dolayısıyla o tefsirin kesinliğini o dışarıdan alınan ilimler e, düşürmez. Kıymetini, değerini düşürmez. Onlardaki değişim yüzünden o tefsiri halel gelmez. E, diyelim ki Razi, Fahrettin Razi merhumun tefsiri işte bundan asırlar önce yazılmıştır da içerisine o zamana dair bir takım tıbbi veya bir takım işte kimya ile ilgili bilgiler girmiştir. O bilgiler şu anda değişmiştir, yenilenmiştir e, diyerek kalkıp da o tefsirin değerini e, düşüremeyiz. Hem de bir müfessir veya fakih mütehassıs olmak şartıyla hükmü yalnız nefsi şeriat ve tefsirde hüccettir. Yoksa tüfeili olarak izinsiz tefsir Şeriat kitaplarına girmiş emirlerde hüccet değildir. Zira onlarda tüfeili olabilir. Nakile itap yoktur. Müfessir veya fıkıh alimi, eee, mütehassıs yani o alanda uzman, ihtisas sahibi olması şartıyla hükmü, onun müfessirliği, onun fıkıh alimliği, yalnız o alanda delildir. O alanda hüccettir. İşte tüfeili olarak yani naklederek başka bir yerden alarak kattığı bilgilerle e, o alim aynı zamanda coğrafyada da uzmandır denilmez. E, veya işte nereden almış? E, matematikten almış. Aynı zamanda bu müfessir matematiğin de alimidir denilmez. Onlarla onlarda tüfeili olabilir. Yani nakledici olabilir. Nakile ise naklettiği konularda ise itap yoktur. Ya işte bu matematikten bu bilgiyi nakletmiş Bak bu bilginin şu anda doğrusu bu diyerek suçlanamaz. Çünkü o zaman da o kadar biliniyordu. Evet bir fende sözü hüccet olanın sair fenlerde nakil veya dava cihetiyle hükmünü hüccet tutmak taksimül mehasin ve tefrikül mesai olan kanunu ilahisine vechhi rıza göstermemek demektir. Bir fende sözü delil Fıkıh alimi veya tefsir alimi bu konuda kesin herkes onu otorite kabul ediyor. Nakil etmiş tefsir alimi ama dedik ya işte coğrafyadan nakilde bulunmuş veya iddia etmiş. İşte bu dağın efendim yapısı şu şekildedir diyerek coğrafyadan bahsediyor. O alanda da uzmandır demek. Taksimül mehasin yani güzelliklerin paylaşımı iş bölümü yani veya tefrikül mesai branşlaşma yani işte mesai ayırmak kanunu ilahisine ilahi kanununa ve cihrıza göstermemek demektir. Ondan razı olmamak demektir diyor. Hem de mantıkça müsellemdir ki hüküm mevzu ile mahmulün yalnız ve cunma ile tasavvurlarını iktiza eder. Ve onların teşrihat-ı sairesi ise o fenden değildir. Başka fennin mesailinden olmak gerektir. Bakın burada bir mantık kuralı söylüyor. Bunu biraz açacağız. Çünkü e, mevzu nedir, mahmul nedir ve cünma nedir? E, neden bahsediyor burada üstad? E, burada biraz mantığa gideceğiz. Yalnız müsellem neydi? Kabul edilmiştir ki mevzu ne demek? Mevzu yani konu. Mahmul ne? Hamledilen, isnad edilen yani yüklem. Yalnız vechun ma ve çün bir 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 vecih, bir yön tasavvur yani tasavvur etmek, düşünmek iktiza eder, ne gerektirir. Teşrihat-ı saire yani diğer şerhler, diğer araştırmalar, hükmün doğru ve yanlış olması gibi meseleler o fenden değildir. Başka fendin mesailinden yani meselelerine olmak gerektirir. şimdi mevzu ve mahmul nedir? Hüküm bildiren cümle yani önerme cümlesi üç kısımdan oluşur. Şimdi cümleler sadece önerme ile sınırlanmaz. Mesela emir cümleleri vardır. Bu hüküm bildirmez. Ali otur bu doğru mudur yanlış mıdır diye sorulmaz. Yine soru cümleleri, talep cümleleri bunlar hüküm bildirmez yani dünya yuvarlak mıdır diye sorulmuşsa bu doğru mudur yanlış mıdır denmez çünkü soru var burada. Hüküm bildirilmesi için önerme olması gerekiyor. Yani emir olmaması lazım, soru olmaması lazım, istek cümlesi olmaması lazım. Ne gibi? Şimdi örnek vereceğiz. Mesela Ali işte doktordur. Bu bir bakın önermedir. Şimdi bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. İşte ha şimdi bu dur cümlelerden bahsediyoruz hava açıktır, dır gibi. Ee, peki, hüküm bildiren yani önermeler üç kısımdan oluşuyor. Bir, konu, mevzu diyoruz. Kendisine hükmedilen terim yani. iki yüklem, buna mahmul dedik. Kendisiyle hükmedilen nitelik veya sıfat. Üç, bağ veya rabıt veya üstadın ve cunma dediği konu ile yüklem arasındaki ilişki, alaka. Şimdi örnekleri daha iyi anlayacağız. Yağmur yağarsa yerler ıslanır. Bu bir cümle. Buradaki yağmur yağar nedir? Mevzu, konu. Ee, Sa eki, burada ve cün Yani bal, yani rabıt. Ee, yerler ıslanır ise mahmüldür, yüklemdir. Ha, bakın, ee, burada tasavvurumuz oluştu. Bir hüküm oluştu. Şimdi biraz daha açacağız. Üstad ne demek istiyor? Oraya geleceğiz. Mesela demir serttir önermesinde mevzu nedir? Demir. Mahmul ney? Sertliktir. Ve çunma ise o dir eki. Hani o kesinlik anlatan. Bu önerme ile ayrıntılara girilmez. Ne kadar serttir? Niçin serttir? Sertlik nasıl oluşur gibi daha birçok gizli bilgiler burada yer almaz, sorulmaz, nazara da alınmaz. Çünkü burada sadece demirin sertliğine hükmediliyor. Mevzu bu. Mahmul bu, yüklem de bu. Yani sertlik. Ee, o zaman burada başka hükümler söz konusu değil. Detaylara girilmiyor. Mesela şu alim bir insan cümlesinde şu ne mevzu? Aa, i̇nsan mahmul alim ise ve çunma yani ba işte ne kadar alimdir, neleri bilir, neleri bilmez gibi detaylara hükmedilmez. Ee, buradan işte her alim her şeyi bilir gibi bir hükümde çıkarılamaz. Çünkü cümle sadece bir hükümden bahsediyor. Peki Herhangi bir ayetin konusu ve yüklendiği mana arasında ilişki ve sebep bir iken bununla beraber ayetin bizzat ve kasten işaret etmediği manalar ayetle beraber akla gelebilir. İşte konu ve yüklem arasında zaruri olan mana, zorunlu olan mana ayetin kendi öz manası iken zaruri olmadan akla gelen diğer manalar ise ayeti yorumlayan müfessirlerindir. Ha geldi yer burası. işte mahmul mevzu ve cünma derken ulaştığımız yer bura. İşte ee, işte ayet bir, bir hükümden bahsediyor. Ee, bahsetmediği konular ise tefsirlerin konusudur. Tefsirlerin konusudur. Şimdi ayetin konu ve yüklem arasındaki zaruri manası dışında muhtemel diğer manalara Kur'an mutabık, tazammun ve iltizam denilen üç delalet ile işaret etmez ise bu manalar ictihadi olur. Yani alimlerin görüşü, yorumu olur. Mesela mahluk lafzının bütün yaratılmışlara delaleti mutabakat. Mahluk derken bütün yaratılmışlar mahluktur. Bu mutabakat deniyor buna. Mutabakat delili. İnsana delaleti tazammun içeriyor. Onların içinde biri de kim? İnsan. Bu tazammun delili. Halıka delaleti ise bakın o da iltizam. Yani iltizam da e, dolaylı olarak akla gelen. Evet o, o kapsam dışında yani o e, mesela halık mahluk değil. E, mahluk içinden değil ama mahluktan bahsederken illaki bir yaratan var. Dolayısıyla o da iltizam. Bu İbn Sina'nın tasnifidir. Hem de mukarrerdir ki am hasa delalet-i selasenin hiçbirisiyle delalet etmez. Mesela tefsiri Beyzavi'de beyne sadefeyn olan ayetinde Ermenistan ve Azerbaycan dağlarının mabeyninde olan teviline nazar-ı kat'i ile bakmak en büyük mantıksızlıktır. Zira esasen nakildir. Delalet-i de az önce saydığı deliller. İşte mutabakat, tazammun ve iltizam delili. Am am ne? Genel. Has ney? Hususi. Yalnız bunu biraz aç, örnekle açmamız lazım. Nedir o? Mesela Hazreti Adem ve Havva'ya e, cennette yasaklanan ağaç genel bir ifade. Şu ağaçtan yemeyin diyor. Burada amdır, umumidir. Ağaç derken hangisi olduğu söylenmiyor. Bu ifadeden yola çıkarak yasak ağacı bilemeyiz yani hassa ulaşamayız. İşte bu buğdaya buğdaydı yok efendim incir ağacıydı zeytindi diyemeyiz çünkü ağaç ifadesi ağaç türlerinden hiçbirini birebir gerektirmez yani burada ne mutabakat deliliyle ne efendim tazammun deliliyle ne de iltizam deliliyle o ağacı bulamayız ha, ama bir hadis-i şerif, sahih bir hadis-i şerif kalksa o ağaçla ilgili bize bilgi verse ha o zaman tamam o ayrı. O zaman buluruz. Şimdi tefsiri Beyzavi'de ne geçiyor? Beyna Sadefeyn yani o iki dağ hani Kehf suresine geçen işte Zülkarneyn aleyhisselam kıssasında geçen iki dağ dan Beyzavi ne demiş? Bu iki dağ Ermenistan ve Azerbaycan'dadır o zamanki bilgilere göre diyor. O zamanki işte ne coğrafya bilgilerine göre diyor. Nakle diyor yani. Hem de tayini Kur'an'ın medlulu değildir. Tefsirden sayılmaz. Zira o tevil ayetin bir kaydının başka fenle istinaden bir teşrihidir. Binaenaleyh o müfessiri celilin tefsirdeki melekeyi rasihasına böyle zayıf noktaları bahane tutmak, şüpheleri iras etmek insafsızlıktır. Ha şimdi onu tayin etmek mutlaka burasıdır. İki dağdan kastedilen Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir yerdir demek Kur'an'ın medlulü değildir. Yani Kur'an tarafından böyle bir açıklama yok. Böyle bir delil yok. Tefsirden sayılmaz. Zira o tevil ayetin bir kaydının başka fenne istinaden yani ayetteki bir ifade iki dağ arası ifadesinin başka bir fenle, işte coğrafyaya veya tarihe e, dayanarak bir teşrihi bir Başka bir açıklaması, bir yorumu şerhidir. Binaenaleyh buna binaen o büyük müfessir o tefsirdeki o köklü becerisine, o yeteneğine böyle zayıf noktaları bahane tutmak, şüpheleri iras etmek yani şüphe vardır demek insafsızlıktır. İmam Beyzavi evet bunu nakletmiş ama bir coğrafya bir tarih halimiyim iddiasıyla nakletmemiş o zamanki bilgiler söylenen sözlerle nakletmiş bunu yoksa kesinlikle orasıdır demiyor kesinlikle öyle bir hükme ulaşmıyor İşte asıl hakaiqi tefsir ve şeriat meydandadır yıldızlar gibi parlıyor o hakaikteki vuzuh ve kuvvettir benim gibi bir acize cesaret veriyor o hakikatler açık ve nettir diyor ben buradan cesaret alıyorum ben de dava ederim tefsirin ve şeriatın ne kadar hakaiki esasiyesi varsa birer birer nazarı tetkike getirilse görülür ki hakikatten çıkıp hikmet ile tartılıp hak olarak hakka musariftir. Ne kadar şüpheli noktalar varsa umumen cerbezeli zihinlerden çıkıp sonra da onlara karışmış. Kimin asıl hakikatlerine bir şüphesi varsa işte meydan kendini izhar etsin diyor. Tefsir ve şeriatta hiçbir şüphe, efendim e, yanlışlık yoktur. Hepsi haktan çıkıyor, hepsi hikmetten çıkıyor. Cerbezeli zihinlerden, cerbezeli neydi? İşte doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösteren zihinler. Yani böyle kıvrak zeka, aşırı zeka. E, evet o zihinlerden çıkıp sonra da onlara karışmış. Kimin asla hakikatlerine, kimin o tefsirdeki hakikatlere esasına bir şüphesi varsa işte meydan kendini izah etsin. Yani karşıma çıksın diyor. Ee, devam edeceğiz okumaya. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm Varahmetullahi ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.